Allah şiştim Seyran ya. Hadi. Yok ya. Ben bunları pek beğenmedim gibi Ferit. Sen bunları pek beğenmedin. Seyrancığım daha denemedin. Belki rahatlar. Bir deneseydin, bir ayağında görseydik ha. Ya şimdi bunların rahatlığı anlaşılmaz ki Ferit. Şimdi ben bunları giyeceğim ya. Ben bunları ilk defa giyeceğim. Ne olacak? Bunlar şimdi yeni olduğu için rahatsız edecek. Seyran yani gerçekten tam goy goysun ya. Tam goy goysun. Her şeyi bahaneye vuruyorsun ya. Ben mi bahaneye vuruyorum? Evet. %100 kazanacağım maçı. Bahane mi ediyorum şimdi ben? Allah. Peki tamam. Ben senin %100 kızın. Ben arayayım evden. Senin ayakkabılarını getirsinler. Ya Ferit hayır ya. Yok. Yok yok. Ferit hayır, gerek yok. Geç kalırız. Tamam, başka bir gün yapalım. Başka bir zaman yaparız. Niye sıkıştırıyoruz ki? Boş ver. No. Hiç başka bir zaman yapmayalım. Gel bu maçı burada bitirelim. Geç karşıma. Ferit yok artık ya. Niye? Ortalık yerde mi yapacağız maçı? Ne var ya? Geç hadi geç. Ferit saçmalama, izin vermezler. Kim izin vermiyor ya? Nerede bunun? Ferit izin vermezler, saçmalama. Beyefendi. Buyurun efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Biz şu masada bir maç yapsak olur mu? Ya maalesef efendim, ürünümüz tek kaldı. Satışta olduğu için de teşhir ürününü kullandıramıyoruz. Dedim ben sana, yasak dedim. Ne alakası? Tamam, satın alayım ben bu masayı. Raketleriyle. Yapabilir miyiz bir maç? O zaman ben bir yetkilime sorayım. Size öyle bilgi vereyim, olur mu? Burada mı yetkili? Burada, evet. Hadi bir sor gel. Tamamdır, izninizle. Kasabana emanet. Yuh artık Ferit. Gerçekten yuh yani. Ne yuh artık Seyra ya? Alırız. Odamıza koyarız ya. Baksana hem. Çok güzel. Gözlerin gibi. Yeşil yeşil. Aynen, bakarsın. Nasıl kaybettiğine bakarsın her gördüğünde. Bakarım. Sen de bakarsın. Kaydet Zeyrucuğum, kaydet. Sonra açıp bakarsın. Ben nerede hata yaptım acaba? Sıfırdan mı? Yoksa kaldığımız yerden devam mı? Yani sen bilirsin ama kaldığımız yerden devam edeceksek yazı tura atalım daha iyi. Saçma bence. Sence? Tamam, öyle olsun. Sıfırdan başlayalım. Bak sonradan yan çizmek yok ha. Kaydediyor değil mi bu? Evet evet. At hadi. Isınmak ister misin? No. Yanıyorum zaten. Sen ister misin? Alev alev. Ha. geliyor o zaman. Gelsin o zaman. Okey. Of ya. Ya kaldığımız yerden devam etseydik kazanıyordum işte. Kazanıyordum. Üzülme diye avans verdim karıcığım. Hadi 1-0. Devam ediyorum. Devam. Oo, iyiydi. Yes. Yedi. Bitti sayılır. Bir şey kalmadı zaten. Güzel. Uzayacak yine, merak etme. Uzayacak olan tek şey,
çocuğumuzun boyu olacak karıcığım. Seyran. Seyran ne düşünüyorsun acaba? Satranç oynamıyoruz. Devam etsene hadi. Gideceğim okul düşünüyorum. Hadi bakalım. Yes. Da da Ferit Korhan fe 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 Ferit Korhan na baba baba oluyor baba oluyorum baba baba çok iyi maçtın tebrik ederim günlerdir bugünü bekliyorum. Seyran. Merak etme. Annesi isterse? Biz her zaman çocuğumuzla destek olacağız ona. Kafana takma. Ben maçı izleyeceğim. Belki kaçırdığımız bir şeyler vardır. Seyran. İzle tamam izle. Seyran okul konusundan tamam dedim işte. Hı? Maçı neyini izleyeceksin? Hadi gel. Masamızı ödeyelim. Evde izlersin. Seyran. Ne yiyebilir ama. Neye bakıyorsun? Hiç öyle internette gezmiyorum. Birlikte bakalım. Ferit ne yapıyorsun? Salondayız ya. Biliyorum Seyran. Salonda olduğumuzu. Hadi gel. Odamıza çıkalım artık. Şu sözlerini bir yerine getirsen diyorum artık. Ferit belli bir zaman vermedik. Ya hani lütfen bugünlük şu konuyu kapatabilir miyiz artık ya? Kapatamayız Seyrancığım. Bak dedemi gördün mü? Hemen halletmiş. Hadi sıra bizde. Hemencik yapalım. Benim canım çok sıkkın. Zaten başım da çok ağrıyor. O zaman konuşmamıza odamızda devam edelim. Karıcığım. Evet karıcığım odamıza da çıktığımıza göre... ...senin bu baş ağrın takriben ne zaman geçer? Sen varken pek mümkün değil onun geçmesi. Ya kaybettiğin halde istediğin ödülü de alıyorsun Seyran. Niye surat yapıyorsun hala? Surat yapmıyorum ki Ferit. Başım ağrıyor diyorum sadece. Ay. Hani bu başım ağrıyor ayakları. Bu seni istemiyorum demenin en klasik hali bence. Seni istemiyorum zaten Ferit. Neden bahane uydurayım ki? Ay Seyran ya hani vallahi şiştim artık ya. İstemiyorum istemiyorum. Yemezler. Ferit. İstemiyorum demek, istemiyorum demek. Bu kadar basit. Seyrancığım, ister iste, ister isteme. O dedeme söz vermeden önceydi. Böyle mi olacak peki Ferit? Biz seninle konuşa konuşa mı yapacağız bu çocuğu? Çocuk yapmaktan bahsediyoruz ya. Kusura bakma ama bu konu sana geldiği kadar sıradan gelmiyor bana. O ne demek ya Seyran? Biz niye o zaman sözler verdik, iddialara girildi filan? Boş yere miydi bunların hepsi? Ben sana söz vermedim ki Ferit. Sen beni buna mecbur bıraktın. Ben seni mecbur bıraktım öyle mi? Evet. Ne yapacaktım? Ya sana tamam diyecektim. Ya da ablam babamın elinde kalacaktı. Bravo ya. Bravo. Sen bizim hanıma bak ya. Sahtekarlık, dolandırıcılık. Her yol var. Tam bir suç dehası maşallah. Doğru konuş Ferit benimle lütfen. Seyran. Bir şey çok merak ediyorum Seyran. Sen babandan bu kadar korkmana rağmen... ...nasıl oldu da sevgilinle kaçalım dedin?
Ben hala anlamadım. Yani bu babadan korku mevzusu bir tek benim için mi geçerli? Bugün hiç Yusuf meselesi açılmamıştı zaten. İyi oldu açtın. Açılsın ya. Açılsın. Merak ediyorum neyi var ya bu çocuğun? Hı? Nesi seni tavetti anlamıyorum yani. Güvenmiştim. Hı. Bana güvenmiyorsun ama. Ona güvenmiştin. Hangi noktaya kadar güvenmiştin? Merak ettim. Ne diyorsun Ferit? Ne demek istiyorsun? Siz o çocukla ne yaşadınız Seyran? Ferit şu an sana söyleyecek söz bulamıyorum. Sen bana ne sorduğunu farkında mısın? Farkındayım. Bir yanıt alamadım ama hala. Sana ne Ferit? Sana ne? Ne yaşadıysam yaşadım. Her bugünümü, geleceğimi karışmanız yetmiyormuş gibi. Şimdi sıra geçmişe mi geldi? Sen kendi geçmişine bak önce. Bilmek istiyorum Seyran. Neyi bilmek istiyorsun Ferit? Neden bilmek istiyorsun? Sana ne ki senden önce yaşanmış şeylerden? O çocukla yaşadığın şeyler ortaya çıkmasın diye benden uzak duruyorsun. Seni istemiyorum gibi saçma salak şeyler söylüyorsun sonra. Şaka gibisin ya. Gerçekten şaka gibisin. Sana göre bir kızın seni istememesinin ancak böyle bir nedeni olabilir değil mi? Cevap ver o zaman Seyran. Yusuf'la senin düşündüğün gibi bir şey yaşamadım ben Ferit. Yaşasaydım da bu seni hiç ilgilendirmezdi. Çünkü bu benim geçmişim. Benim geçmişim. Tamam mı? Bana bunları soruyor olman benim değil senin problemli olduğunu göstergesi zaten. O çocukla bir şey yaşamadığına inanmıyorum. Peki. O zaman şöyle yapalım. Sen şimdi karşıma geçmiş. Bunları bana sorabiliyorsun ya. Yarın da Yusuf'un karşısına geç. Aynı şeyleri ona sor. Nasıl fikir? Tabii egon izin verirse. Egom izin verirse. Bence hiç yarını beklemeyelim. Direkt soralım bence. Şefika Hanım. Buyurun Ferit Bey. Yusuf orada mı? Burada Ferit Bey. Göndereyim seni bizim odaya. Peki Ferit Bey. Bir şey mi oldu acaba? Ben birazdan gelirim. Allah Allah. Sesi bir garipti Ferit Bey'imin. Antep'ten kötü bir haber mi aldılar acaba? Vallahi ben öğrenmezsem çatlarım. Oh. Kapı dinlemeye gidiyor gene benimki. Aman can çıkar uy çıkmaz İbo'cum. Senden daha da nefret etmem için mi yapıyorsun bunları? Zaten ne diyorsun Seyran? Daha da dedim. O yüzden. Ne oldu?
Az önce git sor diyordun rahat rahat. Ne değişti? Yusuf gelecek. O kapıyı çalacak. Ve sen ona benim önümde böyle aşağılık bir soruyu sorabileceksin. Öyle mi? Evet. Az önce sen söylemedin mi? Kendinden emindin gayet. Niye bu kadar gerildin ki sen? Gerilmiyorum Ferit. Utanıyorum. Ya bizi soktun bu durumdan. Senin adına çok utanıyorum. Çok utanıyorum. Gel. Seyran, iyi misin? İyi, iyi. Gel. Sana bir kere soracağım. Siz Zeyran'la beraber oldunuz mu? Cevap ver. Evet olduk.